günler yetmez. Biliyoruz kısa süreli programımızda da sizin ilminizden, değerli ilminizden istifade etmek istiyoruz ve öncelikli olarak Hz. Fatime Zehra Selamullah Aleyha'nın birçok faziletinin ve birçok lakabının olduğunu biliyoruz. Ancak en önemli ve ön plana çıkan, bizler için çok ama çok değerli olan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin o Hazrete hitabı yani Ümmü Ebiha'nın babasının annesi lakabıydı. Bu konuyla başlayalım dilerseniz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme be hakkı Fatıma'ta ve abiha ve ba'liha ba ve baniha ve sırrı'l mustavda'i fiha bi ma ahata bihi ilmuk ve acilli veliyike'l faraj. Muhammed kardeşim öncelikle bu tarz programlar yaptığından dolayı İslam'a, Kur'an'a, Ehl-i Beyt'e ve Hazreti Zehra şalamullah aleyhanın can verdiği, şehit olduğu davaya hizmet adına bu tür programlar yaptığından dolayı Fecr Medya'ya kendi adıma sonsuz şükranlarımı arz ederim. Allah hem Fecr Medya'ya, zahmet çekenlerine sizlere, burada bulunan kardeşlerimize iki dünya saadeti takdir eylesin inşallah. Sorunuzun cevabına geçmeden önce ben bir iki cümle mukaddemi olarak arz edeyim. Bakınız Hz. İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına birisi gitti. Haceti vardı İmam Rıza Aleyhisselam'dan bir şey isteyecekti. İmam Rıza Aleyhisselam'ı babalarına yemine verdi. Ya Ali İbni Musa Rıza, İmam Ali hürmetine Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam hürmetine, İmam Hüseyin hep bu şekilde imamlara yemine verdi İmam Rıza Aleyhisselam'ı. İmam Rıza Aleyhisselam hepsinde susuyordu. Ve bu haceti olan kişi en sonunda dedi ki anan Zehra'nın hürmetine deyince İmam Rıza'nın dizleri titredi. Dizleri titredi İmam Rıza Aleyhisselam. Hz. Fatıma Salamullah Aleyha öyle bir şahsiyettir ki masum imam onun adını duyduğu zaman dizleri titriyor. Böyle yüce bir şahsiyete hizmet etmek saadet'tir. Böyle yüce bir şahsiyetin yoluna, davasına hizmet etmek Allah'ın bir lütfudur, inayetidir ve fazilettir. Onun için fecme diye ben sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Kutbuddin Ravendinin "Haraic" adında bir kitabı var. Kutbuddin Ravendi Şia mektebinde tanınmış, önde gelen alimlerimizden birisidir. Xaraic kitabında diyor ki Ummu Eymen Peygamber Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın hizmetçarı Ummu Eymen Peygamber Efendimizin efendim dünyasını değişmesinden sonra Medine'yi terk etti ve Araf Yarımadası sıcak bir bölge Ummu Eymen bir zaman sonra susamaya başladı ölümle burun buruna geldi Diyor ölümle burun buruna gelince ellerini açtı semaya sadece bir cümle dua etti. Ya Rabbi ana hadimetu Fatime. Ya Rabbi ben Fatima'nın hizmetçisiyim. Ben Fatima'nın hizmetkarıyım. Ona hizmet eden birisiyim. Diyor gökyüzünden bir su geldi. Kutbuddin Ravendi'nin yazdığı haliyle bir kova indi diyor önüne. O kovadan bir yudum su içti. Yedi sene boyunca suya ve yemeğe ihtiya ihtiyaç duymadı. Yani insan vücudunun bir kanunu var. Doğanın bir kanunu var. O kanunları koyan Allah Azze ve Celle'dir. İnsan bir zaman sonra suya ihtiyaç duyacaktır. Bir zaman sonra yemeğe ihtiyaç duyacaktır. Hz. Fatıma Salamullah'a aleyhaya yapılan hizmet Allah'ın doğaya koyduğu kanunları bile alt üst edebiliyor Allah'ın iradesiyle. Bu denli önemlidir Hz. Fatıma'ya hizmet etmek. Onun için fecr medya aracılığı ile bu programı izleyecek olan kardeşlerimiz iki dünya saadeti olan bu hizmetten geri kalmasınlar. Artı Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi hakkında yazanlar, çizenler, konuşanlar da yazmadan önce iyice bir düşünerek öyle yazsınlar. Sorunuzun cevabına gelince Muhammed kardeşim öncelikle ben şuna arz edeyim ki Bakınız Peygamber e, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin tabii ki kızını sevmesi, Hazreti Fatıma'ya ilgi, alaka duyması Şii sünni bütün hadislerde vardır. Bütün hadislerde. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Fatıma'ya olan bakışı, Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'ya olan yaklaşımı, Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ile olan münasebeti bir başkaydı. Umma Ebiha'ya baktığımız zaman okuyoruz, duyuyoruz mesela Umme ebiha, babasının annesi. Neden babasının annesi? Neye benziyor bu? Hüseyin'un minni ve enevin Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. İmam Hüseyin aleyhisselamın peygamberden olmasını anlıyoruz. Yani her torun babasındandır, dedesindendir. Efendim yukarıya doğru gittiği zaman dedelerindendir her torun. Ama dede nasıl torunundandır? İşin ilginç tarafı burası. işin önemli tarafı burası. işin dikkat olunması olan yönü burası. Ben de Hüseyin'denim. Nasıl bu Peygamber Efendimiz'in bu cümlesinin içerisinde dünya kadar derinlikler, manalar yatıyor ise Ummu Ebiha'nın da içinde çok derin manalar var. Ama gelmişler yazmışlar. Babasının annesi çünkü Hz. Hatice selamullahi aleyha vefat ettikten sonra Hz. Fatıma babasına adeta annelik yapıyordu ona bakarsanız o zaman dünyada birçok babasının annesi olan kız var. Bu, bunun çok çok daha ötesinde olan bir şey. Tabii ki yani birçokları var. Mesela e, annesi ölen kızların dünyada yok mu? Annesi ölen kız babasına hizmet etmiş olsun. Dünyada bu şekilde birçok... Hazreti Fatıma salamullahi aleyha umme ebiha da tektir. Eğer biz dersek babasının annesi yani babasına hizmet ediyordu annesinin vefatından sonra o zaman Hz. Fatıma tek olmaktan çıkar. Çünkü dünyada o şekilde babasına hizmet eden binlerce kız vardır icabında. Kısaca arz edeyim bakınız babasının annesi. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi'nin 6. ayeti. Buyuruyor ki ennebi evla nebi evladır müminlere kendi nefislerinden ve Nebi'nin zevceleri müminlerin anneleridir evet Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'in anneleri mümin, şey, Peygamberimiz'in zevceleri müminlerin anneleridir ancak Kur'an-ı Kerim Harem surəsində bizə iki peyğəmbərin də zəvcəsindən söz edir. Hazreti Lut peyğəmbərin zəvcəsindən söz edir. Baxınız Qurani-Kərim. İki peyğəmbərin zəvcəsi. O iki zəvcə, o iki xanım xəyanət etdilər. Demək ki, peyğəmbər eşi olmaq mutlaq təharətə dəlil deyil. mutlak efendim makama, mutlak fazilete, mutlak övgüye sebep değil. Onlar da kafir kadınlara örnek gösteriyor. Eyvallah. Bakın Lut suresinde, şey Tahrim suresinde. E, dolayısıyla şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin zevceleri hakkında alt, Ahzab 6. ayetteki buyurur. Müminlerin anneleridir onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra olacak olayları biliyordu. Haber vermiştir kaynaklarda. Şerhe Nehcül Belagı İbni Ebil Hadid'de onlarca efendim nokta vardır ki İbni Ebil Hadid hem Peygamber Efendimiz'den hem Hazreti Ali aleyhisselam'dan nakletmiştir ki Peygamber Efendimiz kendisinden sonra olacak olaylardan haber veriyordu. Bu olan çıkacak hadiselerde bazı efendim sinsi hareket edenler, saf olan Müslümanları ne ile yoldan çıkaracaklardı? ruhum hattından nasıl Müslümanları çıkaracaklardı? Gadiruhum bir atinden nasıl Müslümanları döndüreceklerdi? Özellikle Cemel Vakı aslında Peygamber Efendimiz biliyordu ki o hadisi olacak. Taberi yazmıştır, Siri Hişam yazmıştır, El Kamil İbni Esir'de yazmıştır. Zevcelerimden bir tanesi efendim savaş açacaktır. Havap köpekleri onun üzerine yürüyecektir. Falancaya dedi ki o sen olmayasın. Haber vermiş Peygamberimiz bunlardan. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biliyordu ki bu hadiselerde sinsi olan bazıları Müslümanları Kadir-i Humbi atından hattından çıkarıp efendim Sakife Vadisi'nin çizgisine Sakife tarafına götürmek için neyi kullanacaklar? Bu Peygamberin zevcesidir, müminlerin annesidir. Bunun karşısında efendim salihler, bunun karşısında basiretli olanlar, bunun karşısında velayetin çizgisinde olanlar da kalksın bu savunmanın karşısında desinler ki o zamanın velisine, hüccetine karşı savaş başlatan o dediğiniz müminlerin annesi, peygamberin zevcesi olduğu için müminlerin annesidir. Siz bu sıfatı ön plana çıkarıyorsunuz. Öyleyse bilin ki Fatıma da müminlerin peygamberinin annesidir. İki makam arasındaki farka bakın. Biri müminlerin annesi, biri müminlerin peygamberinin annesi. Bu birinci mana. Hazreti Fatıma müminlerin peygamberinin annesidir. Diğerleri ama yok kimse de böyle bir sıfat yok. İkinci manaya geçelim. Bakınız. Muhammed kardeşim, um Arapçada Arap lügatinde açıp bakıyoruz um ne demektir? Um. Um kök anlamı, mastar anlamı asıl demektir. Her şeyin bir aslı var, her şeyin bir esası var. Um yani asıl, esas. Um yani kök. Um yani temel. Um yani maksat. Bakın, kök, asıl, temel, maksat. Kur'an-ı Kerim bakınız Ayetleri Ali İmran suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki Kur'an'ın ayetleri ikiye ayrılır. Muhkem ve müteşabih. Muhkem ayetler Kur'an humne ummul kitap. An ki onlar Kur'an'ın anasıdır. E peki muhkem ayetler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabih ayetleri anlamak için ne yapmak lazım? Diyor ki Kur'an'ın anasına götürün müteşabih ayetleri götürün ummul kitaba, ummul ayata, kitabın anasına götürün. E şimdi Peygamberimiz, fahr Kainat Efendimiz, ahir Zaman Peygamberi, Peygamberimizin binlerce konuştuğu söz vardı. Binlerce. Nehnu meaşir el-enbiya, nükellimun nas ala uqulihim buyurmuş. Biz peygamberler insanları akıl seviyesi, seviyelerine göre konuşuruz. Nasıl Kur'an'ın ayetlerinin içinde muhkem ve müteşabih var ise peygamber efendimizin genel manada masumun da kelamının içerisinde muhkem sözler, müteşabih sözler vardır. Biz masumun kelamında müteşabihleri yani anlamadıklarımızı Nasıl anlamamız lazım? Bunun bir yolu var mıdır? Bunun bir formülü var mıdır? Bunun formülü vardır. Neyle? Tek kelimeyle, tek sıfatla, tek ünvanla. Umme Ebiha, Hazreti Fatıma'ya müracaat etmekle. Bakın Umme Ebiha, nasıl Kur'an'ın muhkem ayetleri, müteşabih ayetlerin anahtarı ise, yani müteşabih ayetleri anlamanın yolu müteşabihleri muhkemlere götürmek ise Umme Ebiha babasının annesi yani babasını anlamayanlar babasının sünnetini bilmeyenler babasının konuşmalarında şunu ben anlamadım diyenler götürsün Ummu Ebiha'ya, babasının anasına götürsünler. Yani anaya götürsünler. Nasıl Kur'an'ın anasına müteşabihleri götürüyor isek, Peygamberimizin de hadislerini ve sünnetini Peygamberimizin anasına götürelim ki, anlamanın en güzel formülü budur. Peygamber Efendimiz, Ummu Ebiha ile Ehli Beyt imamları bu manayı kastetmiş olsalar gerek. İkinci anlamı bu. Üçüncü anlamı buraya iyi dikkat etsinler izleyicilerimiz. Bakınız. Dedik ki um Arapça'da maksat demektir. Arapça'da temel demektir. Arapça'da kök demektir. Yani Araplar anneye um diyorlar. Niye um diyorlar? Çünkü anne evladın temelidir. Anne evladın köküdür. Anne evladın aslıdır. Bundan dolayı Araplar nedir? Um kelimesi derken bunları kastediyorlar. Asıl, temel, kök, maksat. Bakınız Muhammed kardeşim peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimizin iki boyutu var. Yani her insanın iki boyutu var. Bizim mesela şu anda bizi izleyenlerin burada bulunanların iki boyutu var. Bir cismani boyut iki ruhani boyut. Yani maddi boyut ruhani boyut. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani tarafı melekut alemindendi. Nurlar alemindendi. Evvelu ma halakallah el akıl. Allah ilk olarak aklı yaratmıştır derken hadisi güçte var yani nuru Muhammedi'yi yaratmıştır. Peygamberimizin uzatmayayım. Aklın en kamil şeklini yani. Aynen öyle. Peygamber Efendimizin ruhani tarafı nurlar alemindendi. Peygamber Efendimizin cismani tarafı bu topraktandı. Yani toprak alemindendi. Mülk alemindendi. Mülk aleminin aslı, kökü, temeli Hazreti Fatıma idi. Şimdi buraya iyi dikkat etsin izleyicilerimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifte buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle beni kendi nurundan yarattı benim nurumdan da arşı ve semayı yarattı. Allahu Azze ve Celle Ali'yi de aleyhisselam kendi nurundan yarattı. Hazreti Ali'nin nurundan da cennet, hadis uzundur. İmam Hüseyin'in nurundan hurileri yarattı, İmam Hasan'ın nurundan. Geliyor Hazreti Fatıma bölümüne. Hazreti Fatıma salamullahu aleyha bölümünde buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle ve fetaka nurel fa, nure Fatime. Allah Fatıma'nın nurunu yardı. Fatıma'nın nurundan yerleri yarattı. Yerleri yarattı. şimdi Peygamber Efendimiz'in cismani tarafı yerdendir. Yerin efendim kaynağı kimdir? Hazreti Fatıma'nın nuru. Fatıma babasının annesi dedik anne ya, um ne demektir? Um kök demektir. Um temel demektir um asıl demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin cismani tarafının aslı Hazreti Fatıma'dır. Cismani tarafının temeli Hazreti Fatıma'dır. Cismani tarafının kökü Hazreti Fatıma salamullahi aleyhadır. Bu üçüncü anlam, dördüncü anlam, umum bir anlamı neydi? Dedik maksat. Umma biha babasının annesi Hz. Fatıma salamullah aleyha babasının maksadıydı. Hz. Fatıma yani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin hedefi ve maksadı Hz. Fatıma salamullah aleyha idi. İsmet yönünden Hz. Fatıma ile Hz. Ali arasında fark yoktur. Ama Hz. Fatıma salamullah aleyha hakkında bir cümle söylüyor. Ya Fatıma innellaha yerzal rızaki Fatıma Allah senin rızan ile razı olur. Allah senin gazabın ile gazab eder. Aynı bak bu kavram Hz. Ali Aleyhisselam için de geçerlidir. İmam Rıza Aleyhisselam için de geçerlidir. i̇mam Zaman Acele Teala Ferecehu Şerif için de geçerlidir. Yani Allahu Azze ve Celle bütün masumlarda masum neye razı olursa Allah ona razı olur. Masum neye gazap ederse Allah ona gazap eder. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bu cümleyi sadece Hazreti Fatıma hakkında buyurmuştur ki ya Fatıma Allah senin rızan ile razı olur. Allah senin gazabın ile gazap eder. Neden özellikle? Çünkü Hazreti Fatıma'yı maksat gösterdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem kendisine maksat gösterdi kendisine maksat edindi. Hem de ümmete maksat gösterdi ki benden sonra Fatıma kızım neye razı olursa siz ona razı olun. Çünkü Allah ondan razıdır. Neye gazap ederse siz de ona gazap edin ki çünkü Allah ona gazap eder. eder. Umme Ebi Han'ın dördüncü manası yani babasının maksadı. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık sağ olun hocam. Hazreti Fatıma Zehra selamullah aleyhaye